alt mazak. Doğrultu. Her zaman sevdiğim. Parmaklarım en yükseklerde olma düğümü. İşte bu dört ile beraber. Bizler tabii ki. Merhabalar dostlar, ben Türk Havuz Yalnız Yüksel Koçardım. Gene ilk yardım serisine devam ediyoruz. Şimdi ilk yardım videolarımızda özellikle hep bahsettiğim baş çene pozisyonu. Şimdi dostlar, bu konu üzerine hava yolu açmak için baş çene pozisyonu hani üzerine de bir video yapmak gerekiyor. Şimdi dostlar, hava yolu açmak. Baş çene pozisyonu. Bilinci kapalı bütün hasta ve yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kaçabilir ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra hastaya baş çene pozisyonu verilir. Bunun için bir el alna yerleştirilir, diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Şimdi hasta yatıyor. Şurada dikkat edin. Eğer bir solunum güçlüğü varsa bunu buradan bu şekilde kaldırdığınız zaman çene kemiği 90 derece. Bakın karşıya baktığı zaman solunum yolu dümdüz bir boruya dönüşüyor. İşte bu esnada soluk borusunun üzerine düşmüş olan dil kökü yerinden hareket edip bir miktar yukarı kalkıyor ve haliyle nefes borusu açılıyor ve hasta nefes almaya başlıyor. Ve tabii ki baş parmağın şuradan bakın iki parmağı çekip şöyle yaptığınız zaman nabız alıyorsunuz. Nabızı kontrol etmek lazım. Zayıfsa nabız Adem elmasıyla şah damarının arasında gene biraz daha net bir nabız almak yoluna gidilebilir. Zaten ne yapabilirsiniz ki? Deneyeceksiniz. Nefes dinlemek. İşte bu esnada solunum güçlüğü varsa tarif ettiğimiz baş çene pozisyonu. Şimdi hastaya yapay solunum yapmak zorunda kalırsak. Yapay solunum nasıl yapılır? Hasta veya yaralının hava yolu açıldıktan sonra omuzlarına dokunarak iyi misiniz diye sorarak bilinci kontrol edilir. Tabii böyle hafifçe dokunmuyorsunuz. Biraz şöyle sertçe vurup hastanın kendine gelmesini hani sağlamak lazım. Hasta kendine gelmiyorsa sıkıntı büyüktür. Bilinci yoksa tıbbi yardım istenir. Yani 112 aranır. 112'yi aradığınız zaman hastanın tam yerini adres olarak tarif edip ardından da oradaki iş yerleridir, yüzey şekilleridir, parklar, bahçeler her neyse. Özellikle bu anlamda belirleyici bazı yer işaretleri ve mekanlarda belirtiliyor ki ambulans şoförü daha rahat bulsun. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı söylüyorsunuz ve ardından ambulans gelinceye kadar başında kalıyorsunuz. Şimdi hasta veya yaralı sert zemine yatırılır ve yanına diz çökülür. Hastanın veya yaralının kravatı, kemeri, yakası ve bunlar gibi şeyler açılır. Ağız içi kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan bir cisim varsa çıkartılır. Demin tarif ettiğim gibi size hastaya veya yaralıya baş çene pozisyonu verilir. Sonra solunum bak dinle hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle değerlendirilir. Göğüs kafesinin solunum hareketleri gözlenir. Yüzünü hastanın ağız ve burnuna yaklaştırarak solunumu dinleme ve soluğu yanağında hissetmeye çalışılır. El ile göğüs kafesinin hareketleri hissedilmeye çalışılır. Zaten hava yolu açmak derken konumuz özellikle bu sefer nefes alma sorunu ve ciğerler.
Solunum yoksa bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanalları hava çıkmayacak şekilde, yani burun kapatılır. Sonra ilk yardımcı hasta veya yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzıyla kavrar. Hasta akciğerine göğsünü yükseltecek kadar her biri bir saniyeden çok iki kurtarıcı nefes verilir ve havanın geriye çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Kalp atımında sorun varsa suni solunum ile birlikte kalp masajına da başlanır. Yani 30 kalp masajı, 2 nefes, 30 kalp masajı, 2 nefes. Ama atan kalp üzerine kalp masajı yapılmaz kesinlikle. Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene sahiptir. Bu ortalama %16-%18. Bu şekilde nefes vererek kısacası hastaya hava takviyesini biz yapıyoruz. Bebeklerde ve çene kilitlenmesi gibi durumlarda yetişkinlerde yapay solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır. Hastanın bilinci yerine gelinceye kadar veya hastaya sağlık ekipleri müdahale edinceye kadar yapay solunuma devam edilir. İlk yardımcı kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez gibi bir araç da kullanabilir. Yalnız bebeklerde suni solunum hem ağız hem burun ikisi beraber, hani ağzın içine alınarak üflemek suretiyle hava veriliyor. Ağızdan solunum yapamıyorsanız yetişkinlerde burundan hava vermek yoluna gidiyorsunuz. Yetişkinlerde dediğim gibi burun kanallarını tıkayıp o şekilde hava vermek yoluna gidiyorsunuz. Kalbi atan hastaya kesinlikle kalp masajı yapmıyorsunuz ve bu şekilde hava vererek hastanın veya yaralının akciğerlerine 112'den ekip gelmesini bekliyorsunuz. Evet dostlar, bu da hava yolunu açmak için uygulanan baş çene pozisyonu ve suni teneffüs üzerine bir videoydu. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere, yüksek müsaadenizle huzurlarınızdan gene ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.